arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizde battaneler ceketler hırkalar çalışabiliriz gayet boyutlu kabarık şöyle fısır fısır duran bir çalışma şöyle baktığımız zaman bile bakınız boyutunun ne kadar yüksek olduğunu görmekteyiz hatta şöyle Arkasını çevirerek baktığımızda bakınız içindeki derinliği görebilmekteyiz. Bu derinlik dış tarafa kabartı olarak yansımakta. Battaniye çalışmak isteyen arkadaşlarımız 90'a 90'da 100, 100'e 100 ya da 100'e 110 santim şeklinde çalışabilirler. Zincirleri çekip epeyce uzun bir zincir çektikten sonra üzerine güzelce bu çalışmamızı başlatabilirler. Evet ben ee, bu modelimizi çalışmak için şöyle battaniyelerimize de uygun güzel bir bebe ipi çalıştım. Polosunun kendi baby ipini kullandım. Renk numarası 219. Çok tatlı bir bebe mavisi dediğimiz mavi rengimi kullandım. Tığ olarak ise yumuşak olmasını istediğim için 3,5 numaralı tığımı kullandım. Battaniye öreceksek biraz tığımızın kalın olması daha güzel olacak yani yumuşacık tutması için çok sımsıkı yapmayalım özellikle bu modelimiz için konuşmaktayım tabi ipinize uygun tığlar her zaman önceliğimiz olmalı evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım kolay gelsin bu dilimizi anlatmaya yetecek kadar zincirimi hazırlayarak geldim sımsıkı çekmedim zincirim bakınız şöyle rahatlık verdim zincirimize biraz bakın böyle çok rahat bir zincir çalışması yaptım. Şimdi geri dönerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirin içerisine geliyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki zincire bakınız. Farklı zincir yuvası. Bir tane trabzan ördüğümün hemen yanındakine batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki zincir içerisine 7 tane trabzanımı örüyorum. İkili olarak 1 Aynı yuvaya 2 Aynı yuvaya 3 4 5 6 ve 7 2, 4, 6, 7 trabzanımı tamamladım. Öncesinde 2 tane trabzanımız vardı. Bakınız yan yana. Şöyle. Şimdi sonrasında da yine 2 tane trabzanımızı farklı zincirlere batıyorum. Batıyorum. 1. Bakın dip dibe olacak hepsi. Tekrar tığımın başını doluyorum. Farklı zincir içerisine diğer trabzanımı da örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Buradaki sıradaki zincire hiç atlamadan 7 tane yarısı örülmüş trabzanımı örüyorum bakın bir defa doluyorum bir örüyorum ikinci kez çekmeden bekletiyorum başını doluyorum aynı yere bir defa giriyorum ve alıyorum ikinci örmüyorum birini ördüm birini ördüm ilmeklerimiz çoğalmakta bakın bir tane olana kadar yapıyorum sayalım 2 4 6 bu yürüttüğümüz ilmeğimiz olduğu için bununla birlikte 8 olacak şu kısım bizi ilgilendiren bölüm 7. de örüyorum tekrar sayalım 2 4 6 7 hepsini aynı anda çekiyorum ve bir tane zincir tepesine tığımın başını doluyorum 7'sini birlikte aldığım trabzanımın hemen yanına birer birer farklı zincirlere trabzanlarımı örüyorum. 1 bir, bir sonraki zincire batıyorum. 2 Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki zincir yuvası içerisine 7 tane trabzanımı tam olarak örüyorum. 1 2 diyorum. 7 olana kadar örüyorum. Bu arada sizlerden de bir ricam olacaktı. Kanalıma abone değilseniz abone olarak zil sesini aktif hale getirip beğenileriniz ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Çalışmalarımızdan hemen haberdar olup birlikte bu güzel çalışmaları yaparız. Sayalım 2, 4, 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı ördüm. Tamam başını doluyorum. Bir sonraki zincire tekrar trabzanımı örüyorum. Diğer zincire yine ikinci bir trabzan örüyorum. Bakınız modelimizi hep bu şekilde kuruyoruz. İki tane trabzanımı ördüm. 7 trabzanımı bir zincir içerisine hiç zincir atlamadan iki trabzan 7 trabzanlarımızın öncesinde ve sonrasında mutlaka iki tane trabzanımız olacak sonra tekrar 7'sini aynı yere aldım 2 tane trabzan Yine bakınız. Bitiminde yine iki tane trabzan öncesi ve sonrası. 7 trabzanımız, iki tane trabzanımız. Evet, şimdi tekrar kapalı trabzanımızı yapalım. Sıradaki bölüme giriyorum. 1 Bir, 2 Birini çekiyorum, diğerini çekmiyorum. Tığımın üzerinde toplam 8 tane ilmek oluyor. Bir tanesi örgümüzü sürdürdüğümüz, 7 tanesi ise trabzanlarımızın ilmeği şunu da örelim sayalım. 2, 4, 6, 7. 7 trabzanımızı bu da ilmeği yürüttüğümüz toplam 8. Tek, hepsini tek seferde çekiyorum. Bir zincir. Bir tane trabzan zincir içerisine. Diğer zincire bir tane trabzan. Tekrar 7 tane trabzanımı örüyorum. Aynı yuva içerisine tamamı örülüyor. Bir tanesinin tamamını bir tanesini toplu örüyoruz. Modelimizin kurulumunda. Sayalım. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi son bitişi yapalım. Bitiş, bitişi bu şu şekilde yapmanız lazım. Açık yapalım. Açık başladığımız için açık yapıyoruz. Bitişi ne kadar uzun yaparsanız yapın bu şekilde tamamlayalım. Bir tane trabzanım ördüm. Yine bir tane daha trabzanım örüyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum burası da kenarda yürüttüğümüz trabzanımız şu kısmı da sıkıştırabilirsiniz eğer fazla gelirse zincirimizi kesebilirsiniz birinci sıramız bu şekilde olacak lütfen hiç panik yapmayın yalnız battaniye örecekseniz ve büyük bir örgüyse şöyle bir kontrolünüzü yapın ondan sonra üst kısma geçersiniz Alalım yan yana herhangi bir şekilde aynı modeli kurmayalım. Bakın. 7 tane açık trabzanım, yanında 2 trabzanım, kapalı trabzanım, 2 trabzanım, açık trabzanım, 2 trabzanım, kapalı trabzanım, 2 trabzan. Açık 2 ve en son tek trabzanımız bu şekilde kolay bir kontrol sağladıktan sonra üst sıraya geçebiliriz 1 2 3 bitirdiğim yönde çekiyorum bu kenar trabzanımız modelimize dahil değil. Şimdi kabartılı ve çöküntülü şekilde örmeye başlıyorum. Burası modelimin arka tarafı. İki trabzanımı modelimizin arka yönünde yandan giriyoruz. Arkaya doğru kabartmak istiyorum çünkü. Bir, iki trabzanlarımızın tamamını bu şekilde yandan girerek örüyorum. Zincir çekmeden 7 tane farklı trabzanımı öne kabartı yapmak istediğim için arkadan giriyorum. Bakın şöyle arkadan girip trabzanımı böyle bastırıyorum arkadan öne doğru. Diğer yanından çıkıyorum ve örüyorum. 1. 7'sini de aynı şekilde arkadan girip bakın diğer yandan çık öne doğru itiyorum. 2. Yani saymamıza gerek yok zaten 7 tane. Hepsini aynı şekilde giriyorum çekiliyorum. Yedisini de ördüm. Şimdi iki tane trabzanımızı görmekteyim. Tığın başında oluyorum. Yandan giriyorum. Arkaya kabartmak istiyorum. Yandan. Böyle toplu gibi duruyor. Merak etmeyin açılacak birkaç sıra sonra şimdi 7 tanesini aynı anda ördüğümüz trabzanımızı ise şurada tepede hepsini topladığımız yer vardı bakınız bir defa başını doluyorum bu tepeye giriyorum tekrar bunu dümdüz ördük bakın dik ördüm iki tane trabzanımı görüyorum yandan giriyorum ikileri hep yandan 1 ve 2. 7 tane trabzanımı arkadan giriyorum. İlk trabzanımın hemen öncesinden tığımı girdirdim. Yanından alıyorum. 1 2. Giriyorum, itiyorum öne doğru. iki tane trabzanımızı yine dolayarak yandan örüyorum ilk sıra olduğu için şöyle birlikte sona kadar kuralım yani en azından şuradaki bir tane topladığıma kadar gelelim bakın bir tane topladığımın tepesinde topladığım gözümüz var direkt tepesine batıyorum tekrar iki tane yandan trabzanımı örüyorum 7 trabzanımı ardından girerek örüyorum trabzanlarımı tamamladım iki kenar trabzanımı yine yandan örüyorum en son örgümün kenarı olacak trabzanıma ise tepe noktasına şöyle batıyorum modelimizin ön yüzünden şu şekilde kabardığını görmekteyiz bakınız şu şekilde durmakta lütfen panik yapmayın her şey normal kontrol altında herhangi bir sıkıntı yok bu şekilde modelimiz kuruluyor ileriye doğru bunları toparladığımızda alt kısımda toparlanacaktır Evet şimdi bitirdiğim yönde 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 ve modelimizin 3. sırasına başlıyoruz şimdi İki tane trabzanlarımızı örgümüzün arka yönünde yani ters yönünde yandan girmiştik. Örgümüzün ön yönünde ise bu tarafa kabartı olmasını istediğimiz için arkadan alıyoruz. Diğer e, arkadan aldığımız ön yüzdeki kabartı olmasını istediğim bölümü bu yüzde de yandan alıyoruz. Örgümüzün düz yönünde iki trabzanımı ardından alıyorum ve iki. doğru kabarttım bakın örgümün arka yönüne şimdi ön yüzdeki 7 trabzanımızın 7'sini yandan giriyorum örüyorum 7'sini de ördüm yandan kabarttım. Şimdi iki tane trabzanımızı görmekteyiz. İki trabzanımız da arkaya kabart olmasını istediğim için ardından giriyorum. Her ikisini de örüyorum. Bir ve iki. Bakın bombeleşti. Çok güzel bir şekilde modelimiz Hepsini toplayıp tek seferde ördüğüm trabzanın tepesine bir tane trabzanım örmüştüm. Buradaki trabzanımızı da tıpkı 7 trabzanımızı ördüğümüz şekliyle örüyoruz. Her iki yönden de buradaki 7 trabzanımızı nasıl ördüysek bu tek trabzanımızı da o şekilde örüyoruz. Öne doğru kabartılı olmasını istiyoruz. O yüzden tığıma başını doluyorum yandan giriyorum bu bir tek trabzanımızı yandan örüyoruz diğer modelimizi kaydırma yaptığımızda bu tek trabzan üzerine buradaki modelimizi kuracağız tekrar iki tane trabzanım ardından 7 trabzanımızı yine yandan örüyorum ve kalan trabzanlarımızı aynı şekilde örüyoruz. 2 trabzanlarımız ardından 7'leri yandan. Buradaki tek trabzanımızı da yine yandan örelim. Sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramı da tamamladım. Sona doğru geldim. Bakınız modelimiz büyüdükçe derlenip toparlanmakta. İkişer trabzanlarımı yandan girerek ördüm. En son kenar trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Ve üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi dördüncü sıramızı örmek için bitirdiğim yönde 3 zincirimi çekiyorum ve örgümün arka tarafını çeviriyorum. Örgümüzün arka tarafında bakınız artık yapmış olduğumuz işlemler kendisini göstermekte. Arkadaki kabartılı olanlarımızı yandan giriyorum. İçteki çukur olanları ardından girerek örüyorum. İki tane yandan bir tane de öne kabart istediğim için ardından bakın bunu unutmayalım. Tekrar 7 tane ardından iki yandan bir ardından şekliyle öreceğiz. Yandan iki tırabzanımı örüyorum. 7 trabzanımızı ardından giriyorum. Örgümün ön yönüne doğru kabartıyorum. Yedi trabzanımızın hepsini tamamladım. Yandan giriyorum bir tane ortadakini ardından girip ön tarafa doğru kabartıyorum şöyle görelim iki tane yandan yedileri ardından dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayalım sıramın sonuna geldim en son kenar trabzanımızı tepe noktasına batarak örüyorum 1 2 3 3 tane de zincirimi çekiyorum 1 2 3 çeviriyorum bakınız çok güzel görülmekte gayet boyutlu kabartılı kabartılı şimdi bu 7 trabzanımızı toparlayacağız bir tanesini toparlarken burada bir tane trabzanımızın içerisinden de 7 tane yeni trabzan grubunu çıkaracağız bu 7 seni toparlayacağız 7 tane açacağız toparlayacağız ve bu şekilde ilerleteceğiz yine aynı şekilde iç dolanları içten alıyorum arkaya çıkartıyorum kabartısını dedi trabzanımı şu şekilde örüyorum tıpkı şu aşağıda yapmış olduğumuz gibi bir defa dolayı bir örüyoruz ikinciyi bekletiyoruz ama bu kez yandan girişimizi yapıyoruz bir ördüm bekletiyorum ikinciyi bekletiyorum bir alıyorum bir alıyorum tığımda toplamda 8 ilmek olacak 7'si trabzanımızı bir tanesi de yürüttüğümüz ilmeğimiz sayalım 2 4 6 ve 8 hepsini tek seferde çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum bakınız ne kadar güzel Şimdi iki tane kenardaki trabzanın ardından girip örüyorum. Ortada bir tane aşağıdaki kapamış olduğum 7 trabzanın üzerindeki düz trabzanın içerisine giriyorum. Şuraya bakın tepedeki ilmek noktasına girip 7 tam trabzan örüyorum. Yani modelimizi kaydırdık. Birini kapadık. sayalım 2 4 6 bir tane daha örüyorum yanlarındaki ikişer trabzanımızı örüyorum tekrar kabartılı bölüme geçip birerini örüp ikincisini tığımda bekletiyorum 2, 4, 6 ve 8. Hepsini tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. Arkasından trabzanlarımı örüyorum. Bir tane trabzanımın tepesinden 7 trabzanımı çıkarıyorum. Şuradaki işlemimi yapıyorum. E, sıramızı bir tanesini toplayıp bir tanesinden 7 yeni ilmek çıkararak tamamlıyoruz. Modelimizi 5 sırada tamamladık. Bir tane balonumuzu kapadık. Diğer balonumuzun zeminini hazırladık. Birini kaparken birini açtık. İlk sıramızda 3 tane balonumuz vardı. İkinci sıramızda 2 iki tane olacak. Diğer sıramız yine birinci modelimizi uyguladığımız şekliyle uygulayacağız. Sırası sürekli değişecek. Son trabzanımı örüyorum. 2 kenar trabzanımı ördükten sonra 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Elimizi ilk kurduğumuz aşamadaki gibi bakın hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Örgümüzün arkasında kabartılı olan bölümleri yandan giriyorum. Yani iki trabzanımız modelimiz bitene kadar her ne örüyorsak gelecek ceket, battaniye ne örüyorsak hep kabartı. Şurada hepsini toparladığım ilmeğim vardı. Burada da tam tepesine giriyorum. Bir tane düz trabzan örüyorum. Ama bunu diğer sefer öreceğimiz zaman 7 trabzanımızın yönüyle örüyoruz. 7 trabzanımız hangi yönle örüyor isek buradaki trabzanımızı da öne kabartı olacak şekilde aynı şekilde örüyoruz. 2 trabzanımı arkaya kabartıyorum yandan ve buradaki 7 tane trabzanımızı ardından giriyorum. Ardından örüyorum. Şöyle ipim hemen açıyorum. Düğüm olmasın. Ardından Yedinciyi de örüyorum. Kabarttığım iki trabzanımı yine örüyorum. Kapadığım trabzanımı tepe noktasındaki minik gözüne bir tane batıyorum. Diğerlerini de bitirelim. Arkadan modelimi örerek tamamladım. İki yandaki trabzanımızı ardından girerek ördüm. Şimdi öndeki balonumuzu kapadığımız yerdeki direk üzerine battığım trabzanı ise yandan alıyorum. Ön yüze kabartıyoruz. Bir sonra buradaki balonumuzun kurulum yeri olacak. Bunun hizasında devam eden. Daha sonra ardından iki trabzanlarım çukurda. Yedi trabzanlarımızı yine yandan örüyoruz ve modelimizi bu şekilde örerek büyütüyoruz. istediğimiz örgülerimizi de kullanabiliriz. Harika battaniye çalışmaları olmakta bu modelimizden. Dilerseniz arkasına şöyle güzelce polar ya da daha pamuklu alt battaniyeler yaptırabilirsiniz ya kendiniz yaparsınız. nasıl kullanmak isterseniz. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım faydalı olabilmişimdir. İnşallah ee, inşallah beğenmişsinizdir. Ve bu çalışmamızı yaparsanız evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.